Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün FM'de ne yapacağız? Galatasaray'da bakalım şampiyon olabileceğiz mi? Şu şekilde ben öncelikle kadromuzu göstermek istiyorum. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Zaten bunun transfer şeyinde aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Profili paylaşacağım. Transfer yaması şu anda elimde yok. Sadece profilde düzenlediğim şeylerle profilde düzenlediğim transferlerle yaptığım bir kadro oluşturduk. Zaten kadro şu anki gerçeğin aynısı. Umarım ki eksikler yoktur. Eksikler varsa da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Icardi'yi aslında almak istiyordum ama şu anda tam belli olmadığı için almadım. Belli olduğu zaman alacağız arkadaşlar. Icardi'yi de ekleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz üzere zaten şu anki normal transferlerin hepsi burada bulunmakta. Eksikler varsa da yorumlar kısmına yazarsanız. Bugün yapacağımız şey Okan Buruk'un yeni taktiğiyle bakalım neler yapacağız ligde. Kupada var mıyız? Fikstürden bakalım. Fikstürde evet Şampiyonlar Ligi'nde bulunmaktayız. Geçen seneki şeyimizle yolumuzdan devam edeceğiz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğiz mi kazanamayacağız mı? Bunu hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. Biliyorsunuz önceki videoda Beşiktaş'la Avrupa Ligi'ni kazanmıştık, kupayı kazanmıştık. Bizi şaşırtan en büyük sürpriz de bu olmuştu. Bakalım bu kadroyla, bu kaliteli kadroyla neler olacak? Hepimiz göreceğiz. Tek sıkıntı şu an için en çok korktuğum stoper kısmı. Abdülkerim birazcık beni korkutuyor. Onun dışında geri kalanı gayet bence mükemmel. Hatta şuraya biz Gomis'i de ekleyelim. Ben buraya eklememiştim. Gomis'i Alper yerine eklesek. Taylan yerine Gomis'i de ekleyelim. Yedeklere şu şekilde onu da eklemiş bulunmaktayız. Şimdi bakalım ilerletelim neler olacak görelim. Ocak ayında görüşmek üzere. Hemen geçmeden önce de video like atmayı unutmayın ve kanala abone olursanız sevinirim. Evet, Ocak ayına geldik. Bakalım durumlar ne görelim. Bakalım Galatasaray bu taktik ile şu taktik ile neler yapmış. Bu arada Oliveira ve Luyendama sakatlanmış. Neler olmuş, neler bitmiş tek tek görelim arkadaşlar. Lige tıkladığımızda evet ligde farkla 10 puan fark ile ve averajda da gerçekten fazla yani farkla birinci sıradayız. Fenerbahçe ikinci sırada, aynı puanda Trabzonspor'sa üçüncü sırada. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise en fazla gol gönderdiğimiz Cagne atmış 10 gol ile. Bizden Seferovic 8 gol atmış. Başka kimse yok. En çok asist yapan da Mertens ikinci sırada. Aynısını aslında pas oranıyla aslında Mertens birinci sırada olması lazım ama neyse. Sonra kaçıncı sırada oluyor? 4, 5, 6, 7. sırada da Oliveira geliyor. En fazla maçın adamındaysa Oliveira birinci sırada. Torreira dördüncü sırada. Başka kimsemiz yok. En yüksek pas isabetinde Nelson. En fazla başarılı çalımdaysa bizden sadece Van Aanholt ve Kerem bulunmakta. En az gol yiyen de Muslera 4. sırada. En az gol yiyen Marafon olmuş. 33 yaşındaki Marafon'a. Değişik. 15 gol yemişiz 18 maçta. Gayet bence idare eder bir şey. İstatistik. Baktığımızda en fazla kalesinde gol yemediği maç Altay'la aynı. Muslera gene bizi kurtarmış diyebiliriz. En fazla şut pası Mertens'e ait 102 şut pası atmış. Şimdi kupa aslında bir dakika şurada ne var aşağıda? Ibai Gomez kim? Bunu almış Beşiktaş. Mertens ikinci sırada. Burada tekrar kat ettiğim mesafede Mertens. Kazanılan maçta da Emre Akbaba geçmiş. Şimdi lige tıkladığımızda Avrupa Ligi'nde acaba biz neler yaptık Şampiyonlar Ligi'nde? Şu şekilde grup etabı tüm gruplar diyoruz. Gruplarda yokuz. Beşiktaş sonuncu bitirmiş. Evet gruplarda yokuz. Şöyle bir üçüncü en ön elemeden bakalım. Üçüncü en elemede Benfica'yı 2-0 elemişiz. Daha sonra İkinci ön elemede bir dakika biz yokuz. İkinci ön eleme.
Nereye gitti ya? Dur. Playoff mu? Evet, playoff'ta PSV 1-0'lık net bir yani 2-1'lik net skorla kaybetmişiz. Yani yapacak bir şey yok. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde de Lazio ile karşılaşmışız. Birinci elemede yani demek ki grupları geçmiş. Lan konuşamıyorum anasını satayım. Gruplara bakacağız. Gruplarda kaçıncı çıkmışız? Neredeyiz? Fener ikinci sırada Benfica ile çıkmış. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Lyon en sonuncu gruba atmışlar bizi. Lyon'la birlikte ikinci sırada çıkmışız. Spartak Moskova ve Santa Clara mevcutmuş. Santa Clara hiç puan alamamış. Başka bir Türk takımı var mı abicim? Fener var. Biz varız. Başka da kimse yok. Fenerbahçe'de Leverkusen ile eşleşmiş. Biz de Lazio ile eşleşmişiz. Bakalım neler olacak? Taktiğimiz burada. Taktiğimiz zaten görüyorsunuz. Burada bir değişiklik yapmayacağım. Sakat olarak Dursun kendisi zaten değiştirir. Türkiye Kupası da görünüyor zaten. Adana Demir ile eşleşmişiz. Bakalım sonuçlar ne olacak? Bu arada şeyi göstermek istiyorum. En fazla golde kimse yok. Asiste kimse yok. Maç adamında kimse yok. Tamam sorun değil. Hemencik geçelim bakalım Haziran ayında neler olacak hepimiz göreceğiz. Evet profilimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Mayıs ayının sonuna geldik. Haziran'ın birindeyiz. Bakalım Galatasaray taktiğimizde neler yapmış. Tek tek görelim. Ligde birinciyiz, şampiyonuz. 10 puan farkla. 10 puan fark atmışız. 61 averajda da üstteyiz zaten. Beşiktaş da ikinci olmuş. Bakalım şeyde oyuncu istatistiklerinde en fazla gol atan Cagne olmuş 22 gol ile. Bizden kim var? Oliveira ve Mertens var 18 yer gol. Seferovic ortalıkta yok. En çok asist yapan da Mertens 19 asist yapmış. Sonra bizim takımdan Van Aanholt gelmiş 13 asist ile. En fazla maçın adamı Oliveira seçilmiş 12 kez. Sonra Torreira seçilmiş 7 kez. Pas isabetlerinde Abdülkerim var. En fazla başarılı çalında Van Aanholt ve Kerem var. En az gol yiyen Altay olmuş. Muslera düşmüş. Hayret. En fazla suç çeken Weghorst. Sonra Oliveira olmuş. Seferovic de burada. Seferovic kaç gol atmış ya? 15 gol mü? 15 gol 2 asist. Ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Mertens 18 gol, 19 asist. Yani bir de şöyle Türkiye Kupası'nı kim kazanmış mesela? 7-0 Alanya'yı yenerek biz kazanmışız. Yarı finalde Beşiktaş'ı penaltılarda elemişiz. Çeyrek finalde Gaziantep'i elemişiz. 6. turda da zaten Adana Demir'i eledik. Avrupa'da peki neler yaptık? Da gözüküyordu zaten. PSV yani Şampiyonlar Ligi. Avrupa'da Bayern Münih kazanmış Avrupa Kupası'nı. Yarı finalde yokuz. Çeyrek final, bir dakika, yarı finalde kim çıkmış? Milan, Athletic Bilbao, Leicester City. Çeyrek finalde yokuz. Lyon çeyrek finale kadar gitmiş bizim grupta olan Lyon. İkinci elemede de yokuz. Birinci elemede Lazio'ya 4-2 yenilmişiz. Abi 7 gol yiyip 4 gol atmışız. Çok kötü olmuş bu. Beşiktaş'taki olay burada tutmamış anlaşılan. Golcümüz çok fazla iş yapamamış. Kerem ne yapmış mesela genç yaştaki Kerem? 10 gol 7 asist bence gayet güzel bir skora katkı. Orta sahamız 5 gol 3 asist çok fazla etki edememiş. Oliveira etki etmişti zaten biliyorsunuz. 18 gol 9 asist. Torreira 11 gol 8 asist. Bu da gayet iyi. Dubois defanstan beklenecek şekilde Muslera beni hayal kırıklığına uğrattı. 38 maçta 38 tane gol yemiş. Çok fazla yani bu Türk kaleciler için. Aşırı fazla gelelim taktiğimize. Taktiğimiz 4-2-3-1 taktiği. Yaratıcı forvet rolünde oynattık Seferovic'i. Kanat forvet ve kanat hücum rolünde oynattık kanatlarımızı.
Gizli forvet rolünün yerine aslında ofansif oyun kurucu rolünü de oynatabilirdik burayı. Aslında öyle yapsaydık daha iyi olurmuş. Mezzala yer rolünde oynattık. İki tane defansif orta sahamızı, iki yönlü bek rolünde oynattık beklerimizi ve pasör stoper rolünde kesici ve sigorta olarak Abdülkerim ve Nelson'u kullandık. Son maçlarda da zaten bayağı bir sakat oyuncumuz oluşmuş. Muslera aynı şekilde libero kaleci rolünde oynadı. Bu arada Gomis nerede? Gomis kaç gol atmış? 37 maç oynamış. Yuh, nasıl lan? 4 gol 1 asist. Seferovic kaç maç oynadı? 38 maç. Daha sonradan yedeğe girdi. Seferovic bir dakika tam mı oynamış? Baktığımızda nerede yazıyor ya? Abi tam gözüküyor. Peki Gomis nasıl tam gözüküyor? Gomis'e bakalım. Ha Gomis evet, hepsi yedek abi, hepsi yedek. 37 maçın 37'si de yedek olarak girmiş. Şimdi taktiğimiz bu şekilde, hücum ağırlıklı oynadık. Topa sahip olurken hücum genişliğimizi dar tuttuk. Kısa pas oynadık. Aşırı yüksek tempoda ve yerden orta açarak oynadık. Geçiş oyunundaysa karşı pres ve dağılımı koruyarak oynadık. Bekleri özellikle kullanmak istedim ben. Top rakipteyken burası ilk başta topa dağıldı. O yüzden çok fazla kart yemeye başladık ve ayakta savunu yaptım ben bunu. Offside taktiği kullanmadık ki böyle bence daha iyi oldu diyebiliriz. Belki bundan dolayı da çok fazla gol yemiş olabiliriz. Ama bence şu anki taktikten ben gayet mutluyum. Almak istediğim şeyi de aldım açıkçası. Hani bir Avrupa şampiyonluğu istiyordum ama gelmedi. Gelmesini de çok fazla beklemek yani Beşiktaş'ta sürpriz oldu ama bunda o gelseydi yine sürpriz olurdu. Açıkçası çok fazla zaten şu anki olağan transferlerle yaptığımız bir kadro olduğu için ben gayet normal karşılıyorum. Şu şekilde fikstüre de bakarak neler yaptığımızı da görebilirsiniz. Hani Süper Lig'de son maçlarda büyük ihtimal buralarda çok fazla sakat verdik. Görüyorsunuz son yaklaşık 6 maçımız bence mükemmel bir skorda gitmiş. 2-0, 7-0, 6-2, 5-0, 4-1, 5-0, 4-0. Hani baktığımızda gerçekten güzel gitmiş. Demek ki burada tempoyu çok tutmuşuz. Şu noktada Lazio'dan sonra biraz bir salmış takım kendini. Yaklaşık 4-5 tane mağlubiyetimiz ve iki tane beraberliğimiz var. Yani olabilecek şeyler, gayet ben normal karşılıyorum. Bu taktiği beğendiyseniz açıklama kısmında zaten bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bunun gibi taktiklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Bu arada eleştirilerinizi de bekliyorum. Neler düşünüyorsunuz? Bunları da söylerseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.